alay ubudiyet. Ubudiyet ne dedik? Yani ibadet makamı, kulluk makamına. Kulluk. Orası da bir makam. Oraya uçmak için iki tane kanat vermiş Cenab-ı Allah bize. Aciz ve fakir. Aciziz. Maddi itibariyle aciz ve fakiriz yani. Mana itibariyle değil. Çünkü biz bu küre-i arzı, bu kainatın manevi halifesiyiz yani. İnsanın iki ciheti var. Bir maddi ciheti, bir manevi cihetidir. Manevi ciheti itibariyle kainata meydan okuyabilir iman cihetiyle ama maddi cihetiyle bir serçe kuşu kadar olamıyoruz yani. Evet. Dolayısıyla bu acziyet ve fakriyet madde cihetiyledir. Mana cihetine kuvvet veriyor. O bizim maddi acziyetimizin, fukaralığımızın kanatlarıyla, duasıyla, ibadetiyle biz ne yapacağız? Cenab-ı Hakk'a yalvaracağız ve bizi büyük makamlara çıkaracak. Çıkaracak, evet. Evet. Biz bazen bunda yanlış yapıyoruz. Diyoruz ki ya işte efendim insan fakirdir, acizdir, zayıftır yani. İşte böyle olduğu halde siz nasıl dersiniz ki de insanoğlu yapabilir şu? Yahu iman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Sultanlıkta acziyet, fakriyet olur mu? Demek ki biz bu madde ile manayı birbirinden ayıracağız. Maddi cihetiyle zayıf, aciz bir tane korona mikrobuna, mübareğine biz yeniliyoruz. Ama mana itibariyle öyle miyiz biz yani? Mana itibariyle bütün kainat senin emrine giriyor ya. Evet. Uca uca Bize fiiller hizmet ediyor. hizmet ediyor. Bu hizmetkarlıkları senin manevi makamına göre veriyor. Yoksa maddi olarak yani bir öküz affedersin bizden çok daha kuvvetlidir yani. Evet. Demek ki burada o manevi acziyet, fakriyet bizi ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'ın kudretine, kuvvetine dayandırıyor.